Pandeminin ilk başlarında maalesef spora ilgi tamamen düştü. E, gerek tedbirler neticesinde gerek de yasaklar neticesinde eee %70 %80 e, civarında e, aktif spor yapan birçok e, kişi sporu maalesef e, sonlandırdı. Yani sporu eğer e, performans sporu yaparak e, devam ettiren ya da bunu bir yaşam tarzı olarak benimseyen birçok e, birey e, korona olmasına rağmen bu işi nezle şeklinde atlattılar. Biz bunu hem Avrupa'daki hem dünyadaki örneklerinden çok net görebiliyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka insanların hayatının bütününde sporun mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Hem kendi sporcularımızdan hem de tanıdığımız Avrupa'daki dünyadaki örneklerden ele alacak olursak bu işten mefaat eden ya da rahmetli olan kimseye denk gelmedik. O yüzden performans sporu yapan birçok arkadaşımız biraz önce de bahsettiğim gibi nezle gibi atlattı. Gençlik Spor Bakanlığı'nın eee korona ile ilgili spor salonlarında e, birçok e, şart ve kural getirdi ve birçok arkadaş da bunu harfiyen uyguluyor. Bu salonda da e, bu durum böyle. Yani hem mesafe kuralları, hem maske kuralları, hem temizlik kuralları harfiyen uygulanmak zorunda. Çünkü performans sporu ya da e, daha hızlı e, nefes alışverişine olduğunu biliyoruz. E, tüm uyarılar da bu yönde. O yüzden e, bütününde çok ağır kurallar ve uymamız gereken kurallar nezdinde antrenmanlara devam ediyoruz. Hem Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde, hem valiliğimiz bünyesinde, hem de belediyelerimiz bünyesinde haftada 3 ya da 4 gün spor salonları mutlaka ve mutlaka denetleniyor. Sabah, öğlen ve akşam olmak şeklinde haftanın 3 ya da 4 günü mutlaka denetim geçiriyoruz. Tabii yeterli dediğim gibi bu kurallara mutlaka uymamız gerektiği bilinci herkeste oluştu. İşte mesafe ayarları, maske takımı ve temizlik olmazsa olmaz. Mutlaka uyulması gereken kurallar silsilesinde bir de metrekareye ee, düşen sporcu sayısı da belli. Yani 3 metrekarede bir sporcu ya da 2 metrekarede bir sporcu e, yer alacak şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Ve pandeminin başladığı günden bu yana da kulübümüzde bulaş olmadı. Ee, ve Kayseri'deki diğer spor kulüplerinde de bir bulaş olayına rast gelmedik. Bu da bizim için büyük bir artı nedendi de bir göstergesi diye düşünüyorum. Spor hayatın bütününde mutlaka olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Eğer spora devam ettirdiğimiz süreçte de hem COVID-19 hem de diğer rahatsızlıklardan kurtulabilecekleri bir mecra diye düşünüyorum. Belki geri dönüşü mümkün olmayan sağlık problemlerini yaşamama adına mutlaka ve mutlaka sporun içinde kalın diye tavsiyede bulunabiliriz. Müzik